Merhabalar, Kuluçka Podcast'in Mediapod çatısı altındaki ilk yayınına, daha doğrusu yeni yıldaki ilk yayınına hoş geldiniz. Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Ben Fırat Çoban. Ben Sinem Yıldız. Bugün biraz heyecanlıyız çünkü Mediapod için kaydettiğimiz ilk program bu. Kuluçka geçtiğimiz yıl bir ivme yakaladı. Çeşitli programları orada gerçekleştirdik. Ben de burada kafa sallıyorum Fırat söylerken ama tabii siz görmüyorsunuz muhtemelen ama... Neler yaptık geçen yıl? İlk aklıma gelen Alper'in programı oldu. İsimsiz bir program. En çok zaten dönüt aldığımız programlardan biriydi Alper'in herhalde. Alper'in kendini gerçekleştirdiği yer. Kesinlikle. Alper'in konuk alıp beyaz yakalılık üzerine ya da işte başka gençlerin dertleri üzerine sohbet ettiği bir programdı. Programlardan biri buydu geçen yıl yaptığımız. Onun dışında Cihan ve Çağrı'nın AB üzerine bir program yaptılar. Ben, Görkem ve konuk açılışçı olarak da Kaan. Biz açılışı yapamamıştık o programda. Bir türlü Görkem'le böyle girmeye çalışıyoruz. Konuya giremiyoruz bir türlü. Kaan gelip Allah kahretsin deyip kendisi açmıştı programı. Sonra da gidip uyumuştu. Bayağı bu programın 10 dakikasında Kaan var konuşuyor. Geri kalan 40 dakikada Kaan ortada yok. Açılışı yapıp katalizör görevi olarak. Kimse de sormamış Kaan nerede falan. Hiç etkilenmeden çıkmış programı. Orada Görkem'le dijital yemek üzerine konuşmuştuk. Dijital medya biliyorsun Görkem dijital bir arkadaşımız. Bir program Kaan'la senin güzel bir programın vardı. Evet, en çok dinlenen programlardan biriydi. Öyle mi? Ben bakmadım program dinlenmelere pek. AVM'ler. Kamusal alan muhabbeti üzerinden AVM'leri ele aldığımız bir programdı. AVM'lerdeki gündelik hayat pratikleri üzerinden. Normalde nasıl oluyor? Bunları karşılaştırdığımız ve kamusallığını sorguladığımız bir programdı. Bunları yaptık herhalde. Başka unuttuğumuz var mı acaba? Başka hatırlamıyorum program. Belki yine vardır bir iki program. Açılış programımız vardı. Açılış programı genel şeyleri özetlemiştik. Neden Kuluçka'yı yapıyoruz diye. Belki yine değinebiliriz biraz. Biraz. Bu yaptığımız yani şey çok kıymetli bence. Yaptığımız işleri konuştuktan sonra en başa dönüp en başta söylediğimizi en sonda bir değerlendirmeye tabi tutmak bence çok kıymetli. Ne söylemiştik başta? Biz çeşitli dertlerin bir araya getirdiği insanlarız aslında. Dostlarız. Bu dertlerimiz çoğunlukla bu çağ içerisinde, yaşadığımız çağ içerisinde geleceksizlikle tanımlanıyor. Hep kendimizi geleceksiz hissediyoruz. Güvencesiz hissediyoruz. Güvencesiz, yaralanabilir hissediyoruz kendimizi. Yalnız hissediyoruz en çok da. Böyle hisseden insanların çok olduğunu biliyoruz. Ve biz bu dertlerimizi mümkün olduğu kadar görünür kılmak, farklı insanların dertlerini kesmek, bunlara bir ses olmak için Kuluçka'da bir şeyler yapma derdindeydik. Ve herkes aslında kendi başına benim şöyle bir derdim var, şöyle üzülüyorum, böyle yalnız hissediyorum derken aslında kendi yaşına yakın kişilerden bunları duymak, dinlemek ve böyle bir mecrada dinlemek belki insanları ben yalnız değilim aslında ortak dertlerim var ve belki ileriye yönelik umut verici mesajlar bile verebilecek şekilde düşünebilir bunları, algılayabilir insanlar yani bu diye. Bireysel deneyimlerimizi hem üniversitede hem iş hayatında o savrulduğumuz piyasadaki Alper'le Ayşe'nin bir programı vardı. Evet, evet. Alper'in tüm programları aslında bu şeye tekabül ediyor bence. Çok iyi işler çıkardı Alper. Bundan sonra da devam edecek zaten sen bahsedeceksin. Bizim yabancılaşma süreçlerimizi, güvencesizleşme süreçlerimizi Kaan'la beraber yaptığı programla Alper hukuk fakülteleri üzerinden, avukatların durumu üzerinden gösterdi. Ediz'le de benzer bir program yaptı. O da gelecek ilerleyen süreçte. Ayşen'le bu programı gerçekleştirdi. Bizim derdimiz aslında bu dertlerimizin bireysel olmadığını, aslında toplumsal olduğunu anlatmak. Bir araya gelmek, konuşmak, paylaşmak, dertlerimizi görünür kılıp onlara aslında bir çözüm bulabilmek. Şili'de çok güzel bir şey vardı, duvar yazısı vardı. Bu son toplumsal hareketler üzerinden. Depresyon çağı değildi. Kapitalizmdi diye. No era depresyon diye şey yapmışlar. Yani
bu şey demek değil, vulgar bir deyişle işte psikolojik rahatsızlıklar önemsiz değildir, depresyon burjuvalara özgü bir şeydir gibi bir indirgemecilikten söz etmiyorum. Elbette bunlar çok ciddi hastalıklar ama bize özgü olduğunu düşündüğümüz, bizim hayatımıza, bizim psikolojimize, kendi benliğimize özgün olduğunu düşündüğümüz şeylerin aslında toplumsal formasyonda bir şeyi var. Karşılığı var. Zaten hatırlıyorum şey demiştik o yine Kuluçka'nın açılış programında da kendimizden yola çıkacağız ama varacağımız yer çok daha büyük bir nokta olacak. Çok daha büyük bir yere dokunacak demiştik. Kendimizden yola çıkmamızın en büyük örneklerinden biri de zaten bu tarz konuşmaları bize aramızda yapıyor oluşumuz zaten. Yani sürekli o güvencesizliğimizden birbirimize bahsediyor oluşumuz, dertlerimizi paylaşıyor oluşumuz ama bunları yaparken orada çok yalnız olmadığımızı bilmemiz ve birlikte paylaşarak yavaş yavaş büyütmemiz evet. Ve şimdiki diğer adımda daha da büyüterek daha fazla kişiye ulaşmak aslında en temelde isteğimiz bunları yaparken. Kuluçka uzun uzun açıklamıştık aslında neden Kuluçka diye. Bu programı izleyen daha doğrusu dinleyen dostlarımız sanki televizyonculuğa alışmışım da şey diyorum izleyen diyorum. Fırat görünmeye çok alıştı. Gösteri topluyum. Doğru gösteri topluyum. Bu programı dinleyen dostlarımız merak ederlerse Kuluçka'nın birinci programına bir göz atabilirler. Yine göz atmak dedim bu arada. Dinleyebilirler. O programda uzun uzadıya açıklamıştık. Kuluçka bizim için ne ifade ediyor diye. İsminin nereden geldiğini. Aslında kısaca şundan söz edelim. Neden Kuluçka diye bu şeyi belirledik. Aslında biz kabuğun içinde olanlarız. Belli şeyler tarafından buna piyasayı koyabiliriz, üniversiteyi koyabiliriz, aileyi, devleti koyabiliriz. Kendimizi de koyabiliriz. Kendimizin kurguladığı, bilinç dışı düzeyde kurguladığımız kendimizi de koyabiliriz belki. O kabuğun içine bunlar tarafından hapsedilmiş olanlarız bir şekilde. Ve o kabuğu geçmişte kırılmaya çalışıldığına defalarca tanık olduk ama her kabuk kırılmasının kabuğu yeniden ürettiğine bir şekilde şahit olduk, tanık olduk. Aslında bu defalarca. Kabuk dediğimiz şey toplumsal formasyondan genel anlamda çok sayır bir şey değil aslında. Bunu kastediyoruz. İçinde yaşadığımız toplumsal formasyonu kastediyoruz. Ve bu bize artık nefes aldırmıyor. Bu kabuk. Yalnızca şey değil, Türkiye'de de değil. Tüm dünyada bu böyle gidiyor. Afrika hariç değil. Yeter. Şimdi onu bir yerlerde söyleyelim. Sözün anlamı, şey kıymeti şey olsun. Tüm dünyada benzer bir şey yaşanıyor. O kabuğa duyulan öfke her geçen gün artıyor. Bazı yerlerdeki hareketler, kabuğa karşı hareketler onu yeniden üretecek bir biçimde olurken bazıları cidden kırmaya çalışıyor. Ama o kolay kolay kırılacak bir kabuk da değil. Biz o kabuğun içindeki dostlarımızla, yani Sinem, ben, diğer arkadaşlarımız, Kuluçka'dan yolu geçecek arkadaşlarımız veyahut programlara konuk alacağımız insanlarla kabuğun içinde yan yana gelmeye çalışacağız. Ve önce bu kabuğu anlamaya çalışacağız. Üniversitesinden piyasasına kadar, ailesinden devletine kadar bu kabuğun ne olduğunu bir oturtmaya çalışacağız. Çünkü, nihai anlamda da belki o kabuğa nasıl yumruk atacağımızı da. Çünkü kırmamız için ilk önce kırmayı geçtim çatlatabilmemiz için ya da çatlatacak gücü oluşturabilmemiz için de kabuğu iyi tanımamız gerekiyor. Yani nereden vurmamız gerekiyor? Ne kadar güçle vurmamız gerekiyor? Kaç kişi vurmamız gerekiyor? Kabuğu tanımak gerekiyor. Şeyin tehlikesi de vardır her zaman. Bu örneğin üniversite için bizim gibi akademiyle, düşünceyle bu tarz şeylerle daha çok meşgul olan insanlar için daha şeydir. Yoğundur. Bir yabancılaşma riskini de beraberinde getirir. Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Kabukla o kadar çok mücadele ediyorsun ki kabuk artık bir görünmez yani görünmez hale geliyor. Aslında. Yani o mücadele senin bir bağlayıcın oluyor. Yani her şeyi unutuyorsun, onu kırman gerektiğini unutuyorsun. O kabukla beraber var olmaya devam ediyorsun. Yani eklemleniyorsun o kabuğa bir biçimde. Kabuğun kendisi oluyorsun. Bu yüzden şey demen çok iyi. Hani kendimiz dedin ya. Buna da düşmemenin yollarını aramak gerekiyor. Yani yabancılaşmayla arkadaş oluyoruz aslında bir yerde. Onun farkına varmıyoruz. Çok vakit geçiriyorsun yani. O şeyle kabukla. Sürekli şeyinden bahsediyorsun. Üniversitenin seni yabancılaştırmasından,
iş süreçlerinin güvencesizliğinden, kabuğun dışını tahayyül edemez hale geliyorsun artık. Evet. Tek gerçekliği koymuş gibi evet. geliyor. İşte bir esas sonra. Mesele de burada şeyi aramak. Kabuğu tanırken, kabuğun içini tanırken ki aslında 1970'lerdeki işte Fransız düşünürlerin belki 60'la beraber o başlayan kapitalizme yönelik o mikro incelemelerin en büyük şeyi buydu. Sıkıntısı buydu. Yani her şeyi biliyoruz artık. Hı hı. Kapitalizmin bir biyopolitikasına, biyoiktidarından gözetim mekanizmalarına kadar böyle en küçük hücresine kadar bu iş dediklendi. İşliyor artık. Yani, en küçük hücresinde, ama ailesinde, arkadaşlarında, her şeyinde işliyor. Esas artık. Mesele şey oldu bu süreç içerisinde. Yani o kabuğu, bunu kabuk olarak tarif edelim. Kabuğu en iyi bir biçimde anlamak haline geldi. Hı hı. Yani onu kırmaya yönelik, onun kabuğun dışında, yani kabuğu kırdık, kabuğun hı hı. dışarısı çok rezil bir yer de olabilir. Evet, evet. Hani bu bence onun içinde bir arayış olacak evet, bizim kesinlikle. Için. Biz bu arayışı hayatımızın pek çok farklı yerinde yapıyoruz. Farklı yoldaşlarımızla bu arayışı sürdürüyoruz. Yan yana geliyoruz, omuz omuza veriyoruz. Bu da bizim için ayrı bir şey olacak, araç olacak. Kabuğun dışında düşünmeye başlamamız gerekiyor. Yoksa kabuğa dost oluruz, kabuğun kendisi oluruuz. O çok kötü. Şeyden bununla bağlayalım buradan bağlayalım. Sonra bu güzel gelecek açılıştan yıl, sonra gelecek yıl diyorum bu dönem Medyapod'la beraber dedim, neler yapacağız? Gelecek yılda artık Medyapod'la şey yaparız. Bir teşekkür ederim Medyapod'a. Evet. Medyapod'a çok teşekkür ediyoruz. Hani böyle bir programa kendi bünyelerinde yer verdikleri için bizim için çok değerli. Çünkü yavaş yavaş biz de o kabuğu fark ettiğimiz noktalarda daha da fazla kişiye fark ettirmek arzusundaydık. Bu arzumuz Medyapod'un da isteğiyle birleşince daha güzel işlerle daha fazla kişiye ulaşacağımızı düşünüyoruz. Yani Medyapod ciddi bir iş yapıyor. Yani bir ağın üzerinde oturuyor Medyapod. Yani News Lab Turkey bir tarafında duruyor bu işin. Bu dijital gazetecilikte, Türkiye'de yeni medyada çok çok kıymetli bir yerde duruyor Medyapod'daki dostlarımız. Onların çalışmalarını mümkün olduğu kadar desteklemek arzusundayız. Şeyle karşılıyoruz. Çalışmalarını bir heyecanla karşılıyoruz. Hı hı. Onlar da belli şeyleri kırmaya çalışıyorlar. Bir kabuğun dışında bir şey arıyorlar diye düşünüyorum. Ve bu kabuğun dışında bir şeyler arayanlar yavaş yavaş eklemleniyor. Bizim yani belki de eklemlendiğimiz gibi. Bu şey çok önemli. Bu dirsek temasları, bir araya gelmek, hı hı. dayanışmak, birlikte konuşmak, birlikte planlamak. Çünkü bu şey net bizim için artık. Kabuğun dışını 3-5 kişinin kurgulayamayacağı, 3-5 kişinin hayalleriyle oranı oluşturulamayacağı, artık kesinlikle. Böyle bir dünyanın mümkün çok olmayacağı kaldı belli. Bizim mümkün olan en geniş gruplarla bir araya gelip, farklı çokluklarla bir farklı araya çokluklarla ya da farklı tikelliklerle nasıl şey yaparsan söyleyelim. Bir araya gelip planlamamız gerekiyor, konuşmamız, tartışmamız gerekiyor. Medyapod da böyle bir şey sundu bize. Evet, kesinlikle bu bizim için de çok değerli bir birliktelikti. Bundan dolayı çok da mutluyuz. Dileriz bu şeyi de sürdürebiliriz. Birlikte çalışma meselesini de mümkün olduğu kadar sürdürebiliriz. Bu yıl ne yapacağız Sinan? Medyapod. Bu yıl neler yapacağız? Kuluçka'da neler yapacağız? Aslında 3-4 tane belirlediğimiz, daha önceden üzerine konuşup tartıştığımız, kimler neleri konuşmak istiyor, neler paylaşmak istiyor gibi daha önceden belirlediğimiz birkaç bir şey vardı. Bunların en başında az önce bahsettiğimiz gibi Alper'in isimsiz bir programı geliyor aslında. Çünkü çok değerli. Evet. Çünkü Alper aslında kendisi yönetecek bir şekilde, ama daha doğrusu bir arkadaşını davet edecek her programda. Bir konu olacak. Alper'in yaptığı iş ideolojik olarak bence ideolojik demeyeyim buna, siyasal olarak diyeyim. Siyasal olarak çok sağlam bir temele oturuyor. Çünkü güvencesizlik dediğimiz şeyi Alper doğrudan haritalıyor. Deneyimler üzerinden kesinlikle. Ve davet ettiği kişilerle aslında konusuna göre davet ettiği kişilerle aslında örneğin işte bir plazada yaşam nasıl olur ya da bir stajyer ne gibi evet, zorluklarla karşılaşıyor iş hayatı boyunca. Gerçekten bunları arkadaşlarını davet ederek, bu dertleri paylaştığını bildiği arkadaşlarını davet ederek onun gündelik deneyimleri üzerinden gerçek şeylere, gerçek olaylara dokunan muhabbetler üzerinden tartışıyorlar, konuşuyorlar aslında, çok paylaşıyorlar. Ben de bir programına Alper'in gelmek istedim. Evet, biz böyle de kenarda oturup en azından yani bu meseleleri çalışan biri olarak dinleyip arada bir iki yorum yapmak isterim. Alper'e de buradan bir şey olsun bu. Rica olsun.
söyleyeyim. Bakalım ne diyecek kendisi. Bakalım. Belki sırası yüksek olabilir, çok kalabalık olabilir. Bir programında belki şey yapar, cevap verir. Hayır alamam falan diye. Sanırım biz Alper'le ilk programı çekecek olabiliriz ya da daha önceden bir şey var mı bilmiyorum ama biz de daha böyle stajyerlerin yine deneyimleri üzerinden ya da işte hem stajyerlerin hem de işte yüksek lisans yaparken ya da lisans süresince çalışmak zorunda kalan bir kafede olabilir, barda olabilir, herhangi yerlerde çalışan öğrencilerin deneyimleri üzerinden bir program yapmayı düşünüyoruz. Felaket önemli bir mesele. Yani çok güzel olur. Ben de memnuniyetle dinlerim bu programı. Diğer programı ben adını söyleyeyim. Falan filanör. Bizim iki filanör. Daha doğrusu 1.5 filanör. 1.5 filanör yani, diyelim. Kaan tam filanör mü Kaan? Kaan falan. Kaan falan kısmı. Ben filanör olacağım. O yüzden Kaan, tabii Kaan'ın katkısı çok 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 büyük olacak bu konuda. Benim daha işte sokağa deneyimleme pratiklerim üzerinden Kaan'ın daha bunları daha Kur'an ve teori üzerinden bağladığı, işte belki edebiyata değineceğimiz birçok işte pasajlarından, Benjamin'inden, işte daha birçok isminden değineceğimiz, konuşacağımız geniş çaplı bir program olacak aslında. Çok heyecanlıyız bu konu hakkında. Programın aslında ismi falan, falan filanör. Çok güzel bir program ismi. Evet, dediğim gibi Kaan falan. Yani çok güzel bir program. Bunu kabul ederse. Bundan heyecanla bekliyoruz. Sizin şeyle de ilişkilenecek bir temel yaptınız aslında AVM'lerle ilgili. Orada siyasetin mekansal kurulumunu şeyin içerisine sokup, Türkiye'nin o neoliberal dönüşümün içerisine sokup çok güzel bir biçimde verdiniz. O AVM mimarisiyle ilgili kısımlar da çok güzeldi. Buradan arkadaşlara da eski programların tanıtımını yapmış olalım. Yani göz atsınlar. Çok onlara da, onlara da bir kulak verebilirsiniz, göz atmak değil de. Diğer programımız. Bu arada programlardan söz ediyorum ama bunlar düzenli yapılacak olan programlar. Evet. Bunun haricinde yoksa farklı farklı konuklar, farklı farklı isimler veyahut şu an olmayan ama bir ay sonra olacak farklı programlar çıkarabilir. Tabii, Kuluçka mutlaka içerisinde. Biz de bunları yavaş yavaş zaten planlamaya çalışıyoruz. Evet. Örneğin işte Kaan'la konuşurken gerçekten bir mekanı ele almayı düşünüyoruz ay ay. Muhtemelen bunlar ayda birer olacak programlar şeklinde ilerleyecek. Ve biz de hani işte bu ay atıyorum Beyoğlu'nda bir mekan üzerinden konuşalım. Ya da işte bir sonraki ay Balat'taki bir problemi ele alıp onun aslında değdiği, siyasette değdiği, gündelik hayatta değdiği noktalar üzerinden ve kendi deneyimlerimiz üzerinden birleştirip tartışalım, konuşalım gibi şeyler planlıyoruz en azından bu program için. Çok güzel olacağına eminim. Şimdi en böyle eğlenceli, en keyifli olabileceğini düşündüm. Ama belli maddi imkansızlıklar dolayısıyla çekilemeyebileceğini de düşündüm. Buradan da bir şey yapayım da. Şimdi bir alan aç. Şimdiden uyarımı da yapmış olayım da. Hani bir alan şey açmış ol. Testi kırıldıktan sonra çok bir şey yok. Anlamı yok. Harici isimli bir program. Ne olacak bu harici isimli programda? Ne olacak? Görkem ve Kubilay arkadaşlarımız. Görkem İkisi de şu an ekibimizin şeyi. Direği. Direği. Bazen medya. Biraz sallanıyor. Bazen sallanıyor. Sallanan ya da bazen sallıyor. Yani. Hepimizi de sallıyor. Hepimizi kendisi sallıyor. Sallandığı gibi. Evet. Bu iki arkadaşımız da burada değiller. Burada Türkiye'de değiller. İstanbul'da değiller. Görkem Almanya'da. Kubilay da İtalya'da. Yüksek lisansları yapıyorlar. Görkem hem Medyapod ekibinden hem de Kuluçka ekibinden bir arkadaşımız. Çok yetenekli, çok birikimli bir arkadaşımız Görkem. Bremen'de şu an dijital emek çalışacak. Evet, dijital emek üzerine çalışacak Görkem. Bremen Üniversitesi'nde. En azından bu alanlar üzerine yoğunlaştı bugüne kadar. Belki çalışmalarını daha farklı, dijital medyanın farklı alanlarında sürdürebilir. Kubilay da zaten lisansını İngiltere'de siyaset bilimi üzerine bitirmişti. Şimdi İtalya'da Pavia Üniversitesi'nde ne üzerineydi? World Politics. Dünya siyaseti üzerine yüksek lisansını gerçekleştiriyor Kubilay da. Kubilay da daha çok toplumsal hareketler, devlet, neoliberalizm ekseninde bir şeyler düşünüyor. Bu iki arkadaşımız da çok değerli arkadaşlarımız. Kesinlikle.
Ve bu arkadaşlarımız biraz kendi yüksek lisans deneyimlerinden yola çıkarak bazı dertlerinden bahsedecekler aslında. Yani orada yurt dışında okumanın bir Türkiye'li bir öğrenci olarak yurt dışında okumanın hatta daha öncesinde bu nasıl kabul süreçleri de olabilir bunun içerisinde, orada yaşanılan zorluklar olabilir. Kesinlikle ve ben çok faydalı olacağını düşünüyorum bu programın, çünkü çevremde sürekli yurt dışında ya yüksek lisans ya doktora ya da lisans hatta yapmak isteyen çok fazla insan var ve bunlar işte nereden başlaması gerektiğini bilmiyorlar, nasıl ya bilmiyorlar derken hani çok büyük geliyor bunlar, çok büyük problemler gibi geliyor işte. Öyle de aslında. Ama işte ilk adım nereden atılır? İşte sınav süreçleri, başvuru süreçleri yani vesaire. Yapmış birini görmek, onun deneyimini almak kendi başına müthiş bir şey. Ama ben zannediyorum ki şeyle de sınırlı kalmaz bu. Kesinlikle. Yüksek lisans deneyimiyle de sınırlı kalmaz. Çünkü ikisi de çok parlak arkadaşlarımız, çok birikimli arkadaşlarımız. Meseleleri daha siyasallaştırabilirler, daha farklı noktalara çekebilirler diye düşünüyorum. Ben de yani, kesinlikle. En azından beklentimiz buradan yine bir mesaj göndermiş olalım. Ekibe buradan bir mesaj verelim. Sadece bize eğlenceli kısımlarından bahsetmesinler yurt dışında yaşamanın. Bunların artık toplumsal düzeyde değdiği noktalara girsinler. Evet. Oradaki genç kuşaktan bahsetsinler örneğin. Oradakiler. Oranın siyasetinden. Evet. Orada neler oluyor? Orada kabuk nasıl çatlamaya çalışıyor? Şey, Avrupa'nın göbeğindeler ikisi. Bizim üzerine konuştuğumuz bu değişimleri, dönüşümleri daha şey bir biçimde, sağlam bir biçimde. Ve daha erken belki de. Daha erken tartışmalara olan. Pek daha şeyler, daha hakim olabilirler. Umuyorum çok keyifli bir program sürdürecekler onlar da. Deyip toparlamaya başlayalım. Toparlayalım. Şimdilik belirli programımız bu 3 tanesi ama Fırat'ın da bahsettiği gibi bunlar mutlaka gelişecektir. Başka arkadaşlarımız katılacaktır. Başka fikirler olacaktır. Ya da işte konuklar dolayısıyla konular genişleyecektir, büyüyecektir. Ama şimdilik biz böyle bir program çıkardık bu yıl için. Evet, bu yıl için çok heyecanlıyız. Umuyorum çok güzel bir yıl geçireceğiz. Birlikte paylaşacağız, birlikte üreteceğiz. Diliyorum daha çok kişiye temas edebiliriz ve daha çok kişiyle tanış olabiliriz. Bu tarz işlerin ne yazık ki bir monolog bir tarafı var. Yani açıp dinliyorsunuz ve bir yorum yapamıyorsunuz. Şey, bir şekilde müdahil olamıyorsunuz konuşmacıya. Evet, evet. Ama biz böyle olmasını istemiyoruz. Yani bizim yani Twitter hesaplarımız açık. Kuluçka'nın, Medyapod'un Twitter hesapları açık. Bu programları izleyen arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımız programdan sonra bize mesajlar atabilirler. Evet. Bunlar da çok kıymetli bizim için. Yani tartışmak için, sizin de dertlerinizi duymak için. Yani yorumlarda bulunabilirler. Gelip burada konuşabilirler de. Kesinlikle. Çünkü burası bir şey, bir kürsü, bir kürsü. Yani şey aslında, o deniz kabuğu gibi bir şey, değil mi? William O. Golding'in. Hadi bakalım. Deniz kabuğu gibi bir şey. O deniz kabuğunu biz herkese vermeyi elden ele dolaştırmak elden istiyoruz. Elden ele dolaştırmak aslında. İstiyoruz. Burada üniversitelerin dertlerini, güvencesizliklerini, geleceksizliklerini, stajyerlerin dertlerini, çalışanların dertlerini, işçilerin dertlerini konuşmak kentin istiyoruz. Dertlerini. Kentin dertlerini. Memleketin dertlerini, edebiyatın, şiirin dertlerini. Dünyanın dertlerini. Dertleri konuşmak istiyoruz. Tanıl Doran'ın çok sevdiğim bir sözü var. Benim çok uzun zaman mottom olarak bulundu. Hala da öyle aslında. Düşünmek aynı zamanda dert etmektir diye. Hayır, belki bir gün dövme yaptırmaya karar verirsem bunu da bir narın içine yazdırabilirim belki, bilmiyorum. Narı da belki Fırat Çoban gelecek programlarda açıklar, bilmiyoruz. Bilmiyorum, şok. Yani düşünmek aynı zamanda dert etmektir. Biz burada düşüneceğiz, dert edeceğiz ama hepsinden öte o kabuğu kıracak yollar arayıp kabuğun dışında bir alternatif nasıl yaratılabilir? Bunu bulmaya çalışacağız. Hep beraber bulmaya çalışacağız. Dileriz bu yolculukta tanış oluruz. Dileriz bu yolculukta siz de bizimle beraber dinlersiniz, konuşursunuz, deniz kabuğunu alırsınız elinize ve hep beraber bu deniz kabuğunu elden ele dolaştırırız. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Medyapod'daki ilk programı, yeni dönemdeki ilk programı geride kaldı. Gelecek programda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar. Kuluçka Podcast yayında. İletişim için @
Kapot.